Böyle bir anlaşmamız var bizim. Biz arkadaşlarımızdan duyduğumuzu, setten duyduğumuzu, bazen negatif şeyler duyabiliyoruz birbirimizle ilgili mesela. Tabii o da olabiliyor. Anlatmayız derken. Örneğin, evli olduğumuzu bilmiyorlar ve mesela konuşuyorlar. Tabii. Çok Sinan da. Aynen öyle şeyler yaşadık her ikimizde. Yaşadık yani. Olmaz olur mu? Çekiştirme çok oluyor. O zaman ne diyorsun? Öfke gülümsüyor musun? Tabii. Mesela sen Dolunay hakkında bir şey laf söyleyen ikiden patlatıyor musun? Bazen dayanamadığım oluyor. Yok patlatma olmuyor tabii de yok öyle değildir canım falan diyorsun da olur. Tanımak lazım. Tabii. Hemen arkasından değil. Olumlu şeyler de olabiliyor. Yani birebir şu kişi şunu söyledi falan demiyorsunuz ama en azından hani sizin de dikkatinizi o mesele çektiyse ya bu konuda biraz daha diğerlerine bilgi ver bence yanlış anlaşılmış diye uyarabiliyorsunuz. O anlamda avantajlı bir durum oluyor. Şu günlerde halk kelimesi çok tiyatroda geçmiyor. Moda isimler geçiyor. Siz halk tiyatrosu kurdunuz özellikle. Neden adını halk tiyatrosu koydunuz? Çünkü şöyle bir şey var. Tiyatroda bizim anlayışımıza göre bir hata yapıldı. Geçmişe dair bir hata yapıldı. Bir kopukluk yaşandı. Halktan böyle bir kilometrelerce bir uzaklaşma, arada bir uçurumun olmasına sebep oldu. Şimdi bu hatanın telafi zamanı olduğunu düşündük biz beş arkadaş. Gidelim oraları toparlayalım, onların arasına karışalım, beraber yürüyelim. Çünkü o zaman gerçek anlamda tiyatro sanatını onlarla beraber sırtlanmış ve bir yere götürmüş olacağız dedik. Ve halkın sesi olmak üzere yola çıktık. İstanbul Halk Tiyatrosu'nu kurduk. Yani... İnşallah başarılı oluruz ama ilk oyunumuz alınan tepkilerden iyiydi. Bir dönem çok tartışılmıştı. Tiyatro bitti mi, bitmedi mi? Perihan Madeni yazısı üzerine. Evet, evet. Bitirmeyeceğiz. Ben kararlıyım. Bizim gibiler de çıkacaktır mutlaka. Şimdi Sinan da tiyatro kuracak. Sizin hangi halk tiyatrosu olacaksın? Görünen o başka bir tiyatro kuramayacaksın. Halk 2 yapacağız. Halk 2 yapacağız. Biz zaten, ben şu anda zaten halk tiyatrosunun içerisinde bir oyun yapma aşamasındayım. Evet. İşte inşallah ileride de bir tiyatro. Mesela son oyunda ışığı yaptınız siz. Evet. Şimdi normalde baktığınız zaman hani kameraların önünde olan isimler artık böyle konularla ilgilenmiyorlar. Genelde hani o starlık, tırnak içinde starlık müessesesini yaşamayı tercih ediyorlar. Ama bir yandan ışık yapmak da ayrı bir sanat gerektiriyor, ayrı bir bakış gerektiriyor. Evet. Birçok insan inanmıyor zaten. Ben çok eskiden ışıkçıyım. Hani hep ışıkçılık yaptım. Yaklaşık 12-13 sene oldu. İlk amatör olarak başladığımda da hep ışığın içerisinde ve aynı zamanda oyunculuk yapıyordum. Hep devam etti. Konservatuvar zamanında da bu böyle devam etti okurken de. Çok seviyorum. Hani bir hobi diyemeyeceğim çünkü profesyonel yapıyorum. O yüzden de hiç bırakmadım. Bırakmayı düşünüyorum. Peki ışığı nasıl? Işığı iyi. İyi yapıyor musun? Işığı iyi. Zaman zaman karanlıkta bıraktığı oluyor benim. Bir takım sahnelere özellikle alerji de var. Oralarda karanlığa düşüyorum yani. Bu çok şiddete ve kadın erkek ilişkilerine de dayalı bir oyun olduğu için ve oyunun da tek kadın olduğum için bütün mesele üzerimden dönüyor benim. O yüzden Sinan'ın kararttığı sahneler var. Peki dizi sektörü mü tiyatro mu? Baktığınız zaman hangisi daha cazip geliyor? İmkan olsa mesela dizileri bırakıp sadece tiyatroyla tabii ki maddi olarak, yani maddi olarak bir nasıl anlatayım, standardı, oyuncu standardını, hani bahsettiğim standart o. Türkiye'de oyuncu olmanın standardını, gerekliliklerini taşıyabiliyor olsa tiyatrodan kazandığımız para tabii ki hep tiyatro. Peki neden? Çünkü sizi canlı tutuyor. Her gece canlı bir seyircinin karşısında aktif olarak oynuyorsunuz. Siz o oyunu gerçekleştirirken birçok şey buluyorsunuz kendi içinizde zaten. Ve çok kuvvetli bir adrenalin pompalıyorsunuz. Set de maalesef öyle değil. Değil mi? Bizim ayrıldığımız nokta bu. Ben aynı fikirdeyim. Set biraz daha plan ve matematik işi. Yönetmenin nasıl çekeceğini bileceksiniz. Kameranın ne olduğunu bileceksiniz. Ve ona göre mümkün olduğu kadar doğal ama bu standartların içerisinde oynayacaksınız. Tiyatroda sadece oyuncu var. Gelelim görüş ayrılığına. Burada evet biz her zaman ayrılırız bu konuda. Ben oyuncunun her şeyi yapması gerektiğini ve her alanda keyif alması gerektiğini düşünüyorum. Sinan işte bu konuda bu özgürlük alanı konusunda da ayrıldığımız için hani oranın metotlu ve disiplinli olması da beni hani mutlu ediyor. Kuralları var oranın, sistemi var ve onu seviyorum. Tiyatroda başka bir özgürlük yaşıyorum. Ama oyuncu olarak her alanda olmak istiyorum. Yani hani televizyonu başkalarına bırakalım falan. Hayır hiç öyle bir şey yok yani. Bir oyuncu ben, her ben alanda başkasını bırakma taraftarı değilim. Sadece tercih meselesi. Şey diyorum, yani yapabilirler. Hani meşhur olan bir insan bütün dünyada meşhursanız televizyonda oyunculuk yapabilirsiniz. Sinemada da yapabilirsiniz ama tiyatroda yapamazsınız. Evet. Olmaz. Evet, böyle bir farkı var tabii ki. Yani. Kevin Spacey'nin bir röportajını okumuştum. Kendisi bir tiyatro oyununda rol almış. Ondan bahsediyor. Diyor ki sinemaya da televizyonda rol aldığınızda diyor birileri bir şeyleri çekiyorlar. Siz onun bir parçası oluyorsunuz. Evet. Oysa tiyatroda başından sonuna kadar varsınız. Kesinlikle. Ve sahneye çıktığınızda sizsiniz. Ne olduğunu ne yapacağını siz karar veriyorsunuz diyor. Sanırım kesinlikle öyle. Doğru. Siz aranızda peki mesela bir oyun üzerine daha entelektüel tartışmalar yaşıyor musunuz evde?
ya da bir yaklaşım olarak şimdi bazı konularda evet. farklısınız. Yani böyle hı-hı. sert daha entelektüel tartışmalarda oluyor mu? Ya da onun bir limiti oluyor mu? Bir dakika burada bırakalım. Evliliğimizi koruyalım dediğinizi. Dibine kadar zaten ekseriyetle kavgalarımız o yüzden oluyor. Evet evet. Yani. Hani, ne gibi okuduğunuz bir kitaptan izlediğiniz aynen öyle. Hani biz iş hastalığı bir de o bir hastalıktır ya. Oyuncunun maalesef öyle bir hastalığı vardır. Sürekli konuşur ve eleştirir. Ama biz onu mümkün olduğu kadar kendi çerçevesinde, aile çerçevesinde tutmaya çalışan iki insanız. Çok da farklı düşününce o yüzden evde şiddetli evet. tartışmalar çıkıyor. Başka, çünkü başka bakıyoruz ama ben bunu çok seviyorum. Çünkü şeyden çok besleniyorum. Onunla muhalefete düşerken, onunla tartışırken aslında kendimde yeni yeni şeyler de buluyorum. O da aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla hani birken beş oluyoruz. Çok daha zenginleşmiş oluyor. O açıyı da biliyorum ve öyle düşünüldüğünde ne olabileceğini de biliyorum. Seslerin yükseldi öyle mi? Hayır o öyle değil. Masaya vurdum ben bir dakika. Yani. Şey o bunu söyleyemezsin kardeşim. Tabii canım %100 olur. Olmaması mümkün değil. Akdeniz'in şerefsizliğiniz. Tartışırken sesiniz yükselir. Beket babında çok bağırma olmuyor ama hani oluyor tabii olmaz olur mu? Hani şurayı yanlış oynamışsın abi bu böyle değil çok tartışıyoruz. Peki birbirinizin için. Projelerine karışıyor musunuz? Mesela bir film teklifi geldi danışır mısınız? Beyim bu acaba okurum bunu sevdim ya da sevmedim derim sen de oku derim ama tamamıyla her zaman karar bana aittir onun için de öyle yani, hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Senaryo geldi. Ya biraz yaptırım ne oluyor çünkü şeyi seviyor Sinan daha çok hani eğer sen bunu sevdiysen yap öyle göreyim yani. Ben okuyup da bir şey yaratmak istemiyorum. Olumsuzluğu çok fazlaysa ya bana mutlaka bir yol göstermen gerekiyor evet. diye okuyorum. Onun projelerini de ben okumuyorum açıkçası. Hani oralara çok girmiyoruz. Kararlar evet. kendinindir. Çünkü hani sonrasında yaşanan mutluluk ve mutsuzluk çok büyük olduğu için bu işte kimse sorumluluk almak istemiyor. Biz ekseriyetli profesyonel destek alıyoruz zaten. Yani evet. aynı menajerle çalışıyoruz ama mesela ayrı ayrı çalışıyoruz evet. aynı menajerle. Onu %100 ayırmış durumda. Psikolog aynı mı? Arkadaş gruplarımız var, onlar ayrılar. Onlar evet, terapi gruplarımız var. Aynı. Mesela benim bir, terapi grupları. Tabii benim bir maç grubum var mesela. Bir hasta Galatasaraylı olarak. Dolunay'ın da bir çay grubu var. Bunlar hiç hani... Gün mü yapıyorsunuz orada? Ya, evet, geceye taşıyor bu ama yani o kesinlikle benim ihtiyacım olan bir şey. Yani deşarj oluyoruz biz. O maç günleri o tarafa kaçıyorum ben yani. Evet. Alana ihtiyacım var. Şimdi size sorayım. Aslında hep tersini sorarlar ama.